Arkadaşlar merhaba. İbn-i Rüştün Fasdün Makal adlı eserine dair müzakeremize devam ediyoruz. Hatırlayacağınız üzere önceki müzakeremizde Gazali'nin filozofları tenkit ettiği hususlara değinmiş ve Allah'ın bilgisi meselesini meşayi filozoflar Gazali ve İbn-i merkezli incelemiştik. Bugün de alemin kıdemi meselesini yine çok yönlü olarak sizlerle beraber değerlendirmek istiyorum. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olursanız seviniriz. Şimdi e, alemin kıdemi ya da hudusu meselesi neden önemli? E, çünkü e, bu husus netleştirilmediğinde e, Tanrı tasavvurumuz ve Tanrı evren insan ilişkisi netleşmiyor. Bu nedenle de İslam felsefesindeki en çok tartışılan konulardan bir tanesi alemin yaratılışı meselesine getirilen yaklaşım biçimleri olmuştur. Bu konuda iki yaklaşım öne çıkıyor. Bir tanesi sudurcu yaklaşım. Bu filozofların yani Farabi İbn Sina'nın merkez aldığı yaklaşım biçimi. Diğeri de sonradan olma diyebileceğimiz hudusa dayalı yaklaşım biçimi. Sonradan ortaya çıkma diyebileceğimiz bir yaratılış tasavvurunu işaret ediyor. Bununla ilgili ben canlı felsefe sözlüğü bağlamında bir videoda çekmiştim. Yaratma kavramı ve analiziyle ilgili ona da bakabilirsiniz. Şimdi burada İbn-i meseleyi nasıl değerlendiriyor? Bir ona bakalım. İbn-i Rüşd alemde üç temel yaklaşımın söz konusu olduğunu söylüyor. Yani alemin kıdemi ve ezeliliğiyle ilgili değerlendirme yapacaksak eğer bu konuda iki uç ve bir orta kavramın olduğunu söylüyor. İki uç kavramda yani iki tarafta aslında filozoflarla kelamcılar bir görüş ayrılığına düşmüyorlar. Fakat orta dediğimiz alem diye de ifade edilen tarafta filozoflarla kelamcılar terminolojiden kaynaklanan sıkıntılar sebebiyle bir çatışmaya giriyorlar. Yani şöyle söyleyelim İbn göre filozofların ve kelamcıların bu konudaki yaptığı tartışmanın ya da çatışmanın çünkü tekfir dışına yine girdiği için terminolojik bir sıkıntıdan dolayı doğduğunu ifade ediyor. Şimdi bu üç tarafı nasıl analiz edeceğiz? Yani iki taraf ve ortadaki durumu nasıl analiz edeceğiz? Şimdi bunların iki ki mevcut olup kendisinin dışındaki bir şeyle ve bir şeyden dolayı varlık bulur. Bununla fail sebeple ve maddeden olmasını kastediyorum diyebilmiştim. Yani bu bu varlık hem bir şeyle var olur hem de bir şeyden dolayı var olur. Bu nedenle de fail bir sebebe yani kadim bir varlığa ihtiyaç duyar. Aynı şekilde zaman da bundan öncedir. Yani zaman kendisini önceler ve zamanın içerisinde yaratılmış bir varlıktır. Bununla ne kastedilir? <laughs> Su, hava, toprak, hayvanlar, bitkiler ve bunların benzerleri kastedilir. Şimdi var olanların bu çeşidinin sonradan olan şeklinde isimlendirilmesi eşari ve filozoflar tarafından Kabul edilen bir görüştür İbn-i e göre. Şimdi ikincisi ne? İkincisi yani bunun karşı tarafı ne? Yani hadisin e, karşısı ne? Kadim. O da e, bir şeyle veya bir şeyden olmaksızın var olandır. Zaman da onu öncelemez. Bu da iki grubun tamamının ittifak ettiği kadim diye nitelendirilen varlıktır. Yani aslında gerçek kadim dediğimiz şey bu varlık türüdür. O da nedir? Allah Teala'dır. E, ve... O kadri yüce olan ve her, her şeyden kendisini tenzih ettiğimiz varlıktır. Yani İbn-i gerçek kadim ve gerçek hadisin yani sonradan olan şeyin bu iki varlık türü olduğunu söylüyor. İşte bu iki tarafın dışında ortada olan bir varlık türü daha olduğunu söylüyor İbn-i Ona göre bu e, zamanın zamanla herhangi bir itibatı olmayan yani e, yine e, zaman konusunda e, zamanın kendisini öncelemediği diyebileceğimiz e, ve bir şeyden olmayan yani demin söylediğimiz gibi bir başka şey dayanağı bağlı olarak e, ortaya çıkmayan ama bir şey nedeniyle var olan bakın kadime de benzer özellikler taşıyor hadise de benzer özellikler taşıyor yani zamanla irtibatının olmaması ve bir şeyden dolayı ortaya çıkmaması nedeniyle kadime benziyor ama bir şey nedeniyle ortaya çıkması sebebiyle de hadise benziyor yani iki tarafın iki unsurunu kendi üzerinde barındıran bir yapısı söz konusu. Peki bu niçin tartışma konusu oluyor? İşte bu benzer olan iki tarafa da benzer yönler taşıyan varlığın nasıl değerlendirileceğine dair noktada tartışma kopuyor. Şimdi kelamcılar zamanın alemi öncelemediği konusunda veya onun gerekliliği konusunda bir itiraz da bulunmazlar. Çünkü onlara göre zaman hareket ve cisimle beraber ortaya çıkmıştır. Yani burada alemi diğer hareket ve cisme bağlı varlıklardan ayırıyorlar. Yani alem dediğimiz zaman demin söylediğim üzere bir fail neden ihtiyaç duyan fakat zamana ve bir şeye, bir dayanağa ihtiyaç duymayan varlık kategorisini anlıyorlar. şimdi burada yine kelamcılar filozoflarla gelecek zamanın sonlu olmadığı ve aynı şekilde geleceğin var olduğu konusunda ittifak ederler. Bununla birlikte geçmiş zaman ve geçmişin varlığında ittifak ederler. Şimdi burada da şöyle bir sorun var. mesela kelamcılar alemin kıdemini Tanrı'ya bir ortaklık olarak düşünürse alemin bekası da aslında Tanrı'ya ortaklık gerektirecek bir durum olarak düşünülebilir. Ama İbn Rüşd burada diyor ki bunlar geçmiş konusunda ihtilaf ederken gelecek zaman ve onun devamlılığı konusunda ihtilaf etmezlerdi. İşte aslında burada da teknik bir sorun var. Yani alemin kıdemi Tanrı'nın varlığına bir ortaklık teşkil edecek mahsurlu bir durum ortaya çıkartıyorsa böyle bir iddia. O zaman varlığın devamlılığı ve bekası da aynı sıkıntıyı ortaya çıkarma ihtimaline sahip. Şimdi diğer varlık türüne gelince bu ne? Yani son ifade ettiğimiz o e, zamanla ve bir şeyden dolayı, yara, zamanla irtibat olmayan ve bir şeyden dolayı yaratılmayan ve fail bir neden ihtiyaç duyan varlığa gelince, aradaki varlık yani ortadaki varlığa gelince. Bu, hakiki olanın varlığından ve kadim varlıktan benzerlikler taşır. Yani hem kadime benzeyen hususlar hem de e, muhtese benzeyen hususlar barındırır. Hakikatte bu varlık ne hakiki anlamda muhtestir, ne de hakkı anlamda kadimdir. Çünkü hakkı anlamda muhtes zorunlu olarak fasittir. Hakkı anlamda kadim olan illete sahip değildir. Yani bakın e, burada İbn-i çok net bir şekilde hakiki kadimin herhangi bir illete sahip olmadığını bu nedenle filozofları tekfir etmenin de bu manada geçersiz olduğunu söylüyor. İşte diğer kadimler bir illete yani fail bir sebebe dayandıklarından e, mutlak kadim olarak nitelendirme ihtimali olmayan varlıklardır. E, aynı şekilde hadis olan varlıklardan, sonradan olan varlıklardan da e, bir takım unsurlar barındıran bir e, türdür bu ifade edilenler. Şimdi, alem hakkında görüşler birbirinden çok uzak değildir ki bazıları tekfir edilsin, bazıları tekfir edilmesin. Yani... Bunlar çok zıt gibi görüyorsunuz ama diyor aslında bunların arasında büyük bir zıtlık yok. Kendileri de bunu terminoloji olarak netleştirdikleri zaman, kavramsal olarak netleştirdikleri zaman bunu göreceklerdir diyor. Şimdi işin doğrusu böyle bir durumun söz konusu olabilmesi için görüşlerin birbirine tamamen zıt olması lazım. Yani iki tane hani mutlak hadis ve mutlak kadim de bunu tartışsak ve o aradaki alem dediğimiz farklı varlık türü üzerinde konuşmasak dediğiniz doğru olabilir diyor. Ama bizim Burada söylediğimiz işte farklı bir varlık türünü de ortaya koyan bir yaklaşım içerdiği için böyle bir tartışmanın olması hele hele tekbire varan bir tartışmanın ortaya çıkması i̇bn e göre makul bir tutum değil. Şimdi keramcıların bu mesele hakkında zannettiklerinde görüldüğü üzere bütünüyle alem hakkında hudüs ve kadim, kadim nitelendirmesi bir diğerinin karşıtıdır. Şimdi onun için bizim bu noktada dediğimiz gibi terminolojik e, altyapımızı sağlam bir şekilde tutmalı ve e, buradaki mutlak kadimin Allah Teala olduğunu ve bu mutlak kadim olmasının arka planda da kendisinin bir sebebinin olmaması e, olduğunu ifade ediyor. Yani biz genelde kıdem meselesini zaman üzerinden tartışıyoruz ama e, zaman eğer tartışılacaksa e, ileride de var. E, peki kelamcılar zamanın ilerlemesiyle ilgili fikirlere itiraz ediyorlar mı? Etmiyorlar diye düşün. E peki zamanın bekasına itiraz edilmediği zaman kıdemine niye itiraz edilir? Yani ikisi de aynı konumda değerlendirilir. Şimdi tüm bunlara ilave olarak alem hakkında bu görüşler şeriatın zahirine de uygun değildir. Çünkü alemin icadı yani ortaya çıkması şeriatın zahirinin yani e, su, alimin suretinin sonradan olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Yani yaratmaya baktığımız zaman bizim hani hep söylenen o yaratma ilgili videoda da göreceksiniz. E, yoktan yaratma dediğimiz hiçbir dayana o dayana uğramaksızın bir yaratma dediğimiz şeyi Kur'ani terminolojide de görmüyoruz diyor. Ve bu nedenle de varlık ve zamanın kendisi iki taraftan da süreklidir. Yani baştan da sondan da süreklidir. Yani herhangi bir kesinti yoktur. Şimdi Allah Teala'nın sözünde bu husus şöyle belirtilir. Gökleri ve yeri altı günde yaratan odur. Onun arşı da su üzerindedir. Şimdi bu ayetin zahirinden anlaşıldığı üzere bu varlıktan önce bir varlık vardı. Bu da arş ve su'ydu. Şimdi bakın biz de yaratmayla ilgili değerlendirmeleri ele alırken hani ya da Türkçede işte hani tanrı lafzını kullandığımızda da altına hemen yorum atıyorlar. İşte tanrı deme Allah diyeceksin ya Allah'ı Allah, Allah ke kelimesi biz şirk koşmadığımız zaman bizim İslam'ın tanrısını ifade ediyor. Yoksa Ebu Cehil de aynı şekilde Allah kelimesini kullanıyordu ama şirk koşuyordu, müşrikti. Şimdi bu da aynı şekilde. Yaratma dediğimiz zaman adam, ya yaratmak Allah'a mahsustur. Şimdi bu yoktan yaratma denilen bir şeye mi karşılık geliyor? İşte halk, icat, iptal, ihtira dediğimiz bu bütün kavramlar ne anlama geliyor? Bunların aralarını netleştirmesi lazım ki bütün bu kavramlar dahilinde de İbn-i e göre bizim dediğimiz manada bir e, yaratılış tasavvuru söz konusu değil. Ne yapıyor? İşte bir e, su ve arş dediğimiz bir varlık tasavvur üzerinde alemin inşa edildiği ayeti kerimelerde belirtiliyor. Şimdi bu zamandan önce de yani bir zaman vardı. Bununla feleğin hareketinin sayısı olan varlığın suretle birlikte olmasını kastediyor. Yani şimdi bütün güneş sistemini ortadan kaldırdığımız zaman bizim şu anda ifade ettiğimiz zamanın ötesinde Yine bir zaman olacaktır. Yani varlık ve alem devam edecektir. Şimdi Allah Teala'nın o gün yeryüzü başka bir şeye dönüştürülür ve göklerde aynı şekilde sözünün zahirde bu varlıklardan sonra ikinci bir varlığın geleceğini söyler. Yani ayet kerime diyor ki varlıklar birbirleri arasında dönüştürülüyor. Şimdi yine Allah Teala'nın sonra duman halinde bundan göğe yöneldi sözünün zahirinden anlaşıldığı üzere gökler de bir şeyden yaratılmış. Yani yerler ve gökler varlıkta belli bir dayanağa Göre bir sebeplik çerçevesinde ortaya çıkartılmıştır. Yani onun için de İslam'ın yaratılış tasavvurunu değerlendirirken Kur'an'i manada dikkatli bir okuma Allah Teala'nın bütün yarattığı nesneleri belli bir süreç ve belli bir ölçü ile yarattığını ifade ettiğini görüyoruz. Şimdi kelamcıların alem hakkında görüşleri şeriatın zahiriyle uyuşmaz. Bilakis onu tevil eder. Yani kelamcıların yaptığı da aslında bir tevildir. Yani bu yoktan yaratma ya da sonradan olma, sonradan yaratma dediğimiz şeylerde de yine Kur'an'daki metinleri ne yapmak gerekiyor? Anlamlandırmak için tevil kaidelerine başvurduklarını i̇bn söylüyor. Çünkü şeriatta Allah Teala'nın salt yoklukla birlikte mevcut olduğunu gösteren bir şey yoktur. Yani dini metinlerin tamamına bakın. Allah Teala'nın yoklukla birlikte beraber olduğunu gösteren bir metin yoktur diyor. Şimdi bu konuda kesinlikle bir nas bulunamaz. O halde bu ayetler hakkında kelamcıların tevillerinde bir icmanın gerçekleştiği nasıl tasavvur edilir? Çünkü umumu icmanın gerçekleşmediği, bakın önceki videolarımıza dönüyoruz. Umumu icmanın gerçekleşmediği bir konuda siz nasıl filozofları tekfir edebilirsiniz? Yani böyle e, kendinizin de zaten bir yorumda bulunduğu, kendinizin de farklı bir şekilde bunu değerlendirdiği konuda kesinliği olmayan bir hususta tekfir edim etmenin imkanının olmadığını söylüyor. E, bu nedenle de sonuç olarak şöyle diyebiliriz. Yani İbn-i Rüşd alemin kıdemi meselesini de terminolojik bir sorun olarak görmekte. Ve burada esas kadimin yani mutlak kadimin Tanrı Allah Teala olduğunu söylüyor. Ve gerçek mutlak hadisin de bir şeyden ve zamandan sonra ortaya çıkan varlıklarla ortaya çıktığını söylüyor. Bunun dışında bir varlık türü olduğunu da söylüyor. O ne Bir şeyden dolayı olan fakat zaman ve ee, bir maddi e, dayanakla ilişkisi olmayan e, varlık türü olduğunu da ifade ediyor arkadaşlar. E, bugünkü müzakeremizi de burada bitirelim. E, sorularınız, önerileriniz olursa yorum atabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize müzakeremize ilgi gösterdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Çünkü geçen haftalarda 3 e, müzakere e, YouTube'a yüklemiştim. E, dördüncüsü de yüklenmiş oldu. Bugün beşincisi olacak. Yani soran arkadaşlarımız var. Hocam müzakere burada bitti mi diye. E, bütün ilgi duyan ve destek olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü bilgi sizin desteğiniz ve katkılarınızla paylaşılıyor ve artıyor. Etrafta gerçekliğe dair tartışmalarla hakikat ortaya çıkıyor. Bizler de beraber yani sizlerle beraber ben de okuyorum, anlamaya çalışıyorum, öğreniyorum. Sizler de yorumla, beğeniyle ve kanala abonelikle destek verirseniz hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim.